Bu arada biz yüz yüze yeni geliyoruz, değil mi? Hepinize selamlar. Yüz yüze yeni geliyoruz. Biraz uyudum. Ya stres, hani şeyden korktum yani, ya, deprem şu bu sıkıntılardan elim ayağım titremeye başladı. Yani ellerim titriyor. Tabii ilacımı içiyorum. O da beni uyutuyor. İşimi gücümü yaptıktan sonra. O da beni uyutuyor. Yemeği yaptım. Ev barkı temizledim. Ondan sonra hop, biliyorsunuz patatesleri şey yaptım. Ondan sonra azıcık uyudum. Ya 15 dakika ya 20 dakika uyumuşumdur. Sonra şey geldi. İsmet geldi. Kız ne güzel olmuş ha bunlara. Anam anam. Garip garip, biraz garip, odun götüreceğim. Akşam yemeğini getireceğim sana, tamam. Size akşam yemeğinizi getireceğim daha. Benim şey kedim gitti. Beyaz kedim yok. Kıza bunlar ne kadar güzel oldu ya. Maydanozlar. Ha, buradaki kıvırcıklar, kız ne kadar güzel açtı. Şeydeki baştı. Bunları hep şey yaptım ya bak. Ayırdım. Çoğunu söktüm attım ya. Buradakini zannetmişler ki buradakini yedim kız. Onlar küçüktü. Kaldırdım attım onları. Onları attım da. Ha, bunların da başlarını yolduydu. Sonra dedim ki ha, buradaki toprakları da üstüne koyayım da olursa olur dedim. Şunların başlarını yolduydu. Başlarını dibden yoldum. Bunlar gene verdi. Bak gene verdi toprağa. Ama toprak attım üzerine. Bak gene veriyor. Toprağı eşeledim. Biri demiş sen kaşıkla uğraşıyorsun. Ya fıs fıs lazım toprağı ıslamak için. Hani sera şey yaptın mı, minik sera. Fıs fıs lazım. Fıs fıs yoktu, ne yapayım. Kaşıkla az az koyayım dedim. Çok da boca edemezsin ki öbür şey gibi. Anam. İsmet. İsmet görüyor musun? Güğümü bahçede bıraktı. Şeyi götürdü sabahtan, ibriği bahçede bıraktı. O bakır ibriğini alırlar. Ya da bilmiyorum yani, o bahçede olur mu? İsmet! Kız harar yoga, harar yoga. Ben bunu neyle getireceğim bu odunu? İsmet, hararı da mı bahçede bıraktın? Ta bahçede en aşağı, bahçelerde uğraşıyor. İsmet, harar yoga. İsmet. Harar şelek mi deniyor? Neyle taşıyacağım ben odunu? Sabahtan bağ odun getir dedim. Yok, getirmeden gitti. Sobayı da yakamayayım. Şurada harar var. Dur. Şuranın altına atmış. Cevap da vermiyor. Evin yaramaz çocuğu. Ne yapalım artık ben? Ne diyeyim? Kendim yapayım bunu, yapamadım. Ha, kendim. Ha, buraya koymuş. Hararı da. Hararı da buraya koymuş. Kız, bir ipi yok bunun. Bunu bir tek başıma tek şeyle nasıl? Dur, şuna bir çare bulalım. İpi yok bunun. İpini kırmış bırakmış. Toprağım, toprağım. Sana kurbanım. Sana kurbanım. Vallahi onu buraya kırıp bırakayım. Bunu buraya kırıp bırakayım. Yarım yamalak. Yarım adam. Yarım yamalak yaptığı her şey. Yoksa o toprak olmasa. Ay. Ay toprak. Toprak. İnsana şey veriyor. Sabayı sattı. O gitti bahçelerde uğraştı. Odun daha yok. Ben iş yaparken odun da taşıyamadım. Bunu küçük yapmaya çalışayım. Ha, şimdi kırık şeyle o bacak bacak üstüne attı. Şey içeyim şimdi çay. Ben ise şu anda odun götüreceğim.
Sobayı yakamadım çünkü odun yoktu. Yandı yani, yeme yapacak kadar şey oldu. Yandı, sonra daha odun yoktu. Siz dediyse kendimi doldurdu. Olsun, ben yapayım. Olsun. Anam, bunlar kız yaşa. Kız bunlar yanmaz ha. Kız yaş, yeni kesilmiş odun bu. Nasıl, dur doldurayım bakayım. Kurusu da yok kız bunun. Ha, yukarıdakiler kuru mu bakayım? Bunlar ne şeymiş böyle? Ha, bunlardan alayım. Kaldıracağım şimdi. Şu merdivene çıkarayım. Merdivenden kaldırayım ama bir sapı yok. Altında da toz doluymuş bunu. Heble götüreceğim avluya kadar. Ama bu hep toz döker. Sonra da kutuyla taşırım oradan ara. Evin içine hep toz döker. Çünkü bunlar toprak taşıyor ya, nereye taşıyorsa. Götürdüm. Anam, elim çok ağrıdı. Ay. Ay. Ay, anam, ay, ay. Ay, ay. Bir tane var mı kapıda? Evet, bir iki tane var. Sen yedin. İsmet amcanız yemeğini yedi. Yoğurdu, çorbası ve pilavı. Ay, tencereye çekmiş, önüne baktım. Dedim, sen ne yapıyorsun? Tencereye yarısını bitirmiş zaten. Koydum sonra tabağa da. Gene koymak istiyorsan oradan koy. Sen de. Ha, pilav. Oh, o da var mı? Kapıda. Evet, diğerlerine. Uy, mamayı da o götürsün. O götürüyor. Şeylere, mama derken pilav. Bir tencere pilavdan bir tabak kaldı. O da azıcık bağ kalsın. İyiyim azıcık. Kedileri de gönderdim. Mercan zaten yedi. İsmet, merdivene verme. Merdivenleri daha yeni işi yaptım. Merdivene verme. En aşağı ver. Ya merdivene vermesene ya. İsmet, merdiveni daha yeni temizledim ha. Şimdi ne gelmiş dedi. Tamam, diğerleri de gelecek. Merdiveni daha yeni temizledim ha. Sen yediğin tabaktan mı verdin onu? Ha. O tabağı. Ha. Saçmalama İsmet ya. Ne yaptın sen? Görüyor musun? Ne yapayım ben? Tamam, bir şey kendi. Şey, it olsa şey olsun. Bakadan yese yemeye. Şimdi itin tenekesinde var ha. İti yal düşürüyorsun tenekede. Eğer ki kabın kaşığın yoksa ya tencereyle barba da versen iti oluyor. Tencereyi bak. Aha, geldi. Bak.
Daha da azıcık, az gene kaldı pilav. Pilav veremezsin. Ekmek yok mu? Dur az ben vereyim dur. Ben de oradan, o poşette ekmek orada. Pilav çok az, bir kaşık mı ki kaldı bana da. Buraya buraya dağıtır. Zaten tencereye önünü almıştı İsmet amcanız. Sen ne yapıyorsun? Bundan ben de yiyemedim. Ne oluyor dedi. Elinde de yoğurt. Yoğurt. Sen dedim bu yoğurdu kaşığını kullanıyorsun buna. Bir şey olacak, ekşiyecek. Dedim. Aslında hepsini bitirdik. Hani kedilere şeylere gönderiyor. Bak Çağrı. He Çağrı. Götür götür. Götür. Sen götür götür. Çekmeme gerek yok. Götür. Ay. Daha bunu tam doldurmayız böyle. Doldurursam boğmuş olur. Dur şöyle olsun. Bak da Azar tabakta nereye koymuş? Merdivenin tabasına koymuş. İsmet merdivenleri yeni temizledim dedim. İsmet. Bunlar gene çamura basıp gelip gene şey dediler. Biz böyle devam ediyoruz. Ne yapayım? İçim rahatsız olsa da rahat etmeye çalışıyorum. Ya şey beton dökülmeden sonra zarar etmez tamam mı? Tabii şu anda beton dökülmedi ama. Ha bak. Neyse yesinler. Hayır, bana bir şey demeyin canlarım. Bana diyorsunuz merdiven başına veriyorsunuz süreveri veren ben değilim. Bu bakıyorum ki her taraf karışmış. Ya şimdi çamura havaya doğru mu gideceğim? Bana illet etme ya. Ha illet olur. Ya orada yesin hayvanlar. Sabahtan çok olsa orada yer. Tamam tamam. Doğursam ne bekliyorum? Tamam. Tamam. Köpeğe diye, garibe diye seni bekliyorum. Yesin yesin. Hadi bakalım. Bizim zilli de geziyor. Bizim zilloşa bak. Bu hayvanat bahçesi. Biz de hayvanat bahçesinde yaşıyoruz. Yaktık. Bugün ayrı ayrı yemek düştü bize. Çünkü ben odun getirmeye çalışırken İsmet amcanız şey bitti pilav. İsmet amcanız koymuştu yemeğini. Zaten çorbası oradaydı. Şeyi yoğurt da şuradaydı biliyorsunuz. Yoğurt yedi orası. Hemen koymuş şeyi orada yedi. Ben de içine su koydum da. Azıcık onu yıkayacağım. Ben de şunları yiyeyim. Ben bugün kahvaltı bile yapmadım. Beni nasıl? Evin yaramaz çocuğu. Ben mi? Evin yaramaz çocuğu. Ben köyük de ben. Elmayı yiyeyim. Onun için elma doluydu. Şeyden getiriyor. Serentiye getirmiş elmayı koymuş. Ben... Elma tutu elma toplamıştık yani ağacından. Merdiven dayamıştı da ağacı çıkmıştı yani o elma bu. Merdivenle ağacı çıkamadım. Yere o kadar bağladım. O kadar çıktım. Gördüler. Gördüler herkes. Ha ya? Ya? Şimdi o elma sağlam kalıyor. Yerden toplamıyorsun ya köyde o elma serentilerde demir elma. Serentilerde şeylerde sağlam kalıyor. Çürümez o. Çürümez o. He. Belin nasıl? Ha? Belin nasıl? Benim ağrı değil o kadar ağrımadı. İlacını düzenli veriyorum sabah akşamda. Sağ ol. Düzenli ilacını veriyorum. Aç karnına içtiği ilaç var. Yemek yedikten sonra içtiği ilaç var. Ondan sonra sabahta akşam şey akşam da öğle gene ilacını da az önce verdim gene. Keyif çatıyor, keyif. Keyif çatsını, keyif çatıyor. Keyif çatıyor, keyif. Çat keyfi. Kızın başını sarsın. Dedim ki canlarımıza dedim bir veda yapalım diyeyim. Kız ben de üşüttüm galiba fışık fışık. Dedim acaba dedim ha bu ince mi altını değiştirdin. Geldim ha ince olduğu için fışık 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 fışık. Şu bak kendini fazla sararsan azıcık terleme göğümlü rüzgar alırsın hasta olursun. Bu işlerin vazgeç.
Bu işleri nasıl vazgeçeyim kız? Başımı diğeri bağladım da. Alırsana şunu Allah aşkına. Az. Oynatma, oynatma biraz. Bada bak biraz, bada. Buyurun, buyurun. Dur, dur. Az dur Allah'ım. Ya sen... Evin yaramaz çocuğu. Senin adın öyle artık. Ha. Evin yaramaz çocuğu. Sen bu bahçeyle uğraşıyor. Ben de bu bahçe, fındık bahçesiyle uğraşıyor. Ben bağ ile bahçeyle. Ev işiyle, yemek işiyle. Bu evin yaramaz çocuğu nasıl tuttun hiç görmedim. Ha neyse canım idare eder. He idare eder. Oy. Çaresiz derde düştüm doktor. Gel kardeş konuşalım. Ayrılığım da bugün ay ay esmerim ay ay. Kışlalar doldu boşaldı bugün. Kışlalar doldu boşaldı bugün ay 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 ay. Hindalda boşaldı bugün ay, esmerim ay ay ay. Ha bu kışlalar artık aklıma depremi getirir. Kışla demek ne demek? Asker savaştan gelen geriye, onu... gelen şehit düşüyor. Onu anlayayım da ben ya. Şeye yoruyorum yani herkes evindeydi, ha. Doldu boşaldı şimdi. Doldu boşaldı. Doldu, bunu buraya daha önce dolmuştu. Ha, buraya da sayabilirsin. Oraya işte içim ya. Oraya gideyim benim beynim. Gel kardeş konuşalım. Ayrılık oldu bugün. İşte. Bu türkü oraya da devam belki ölen din kardeşlerimize da yani yansıyabilir. Evet, bacım. Video telefonuma şey indirdim. Hep telefonla nur indi. Biraz gülüm. Telefonla nur inmiş. TikTok indirdim. Sırf deprem olacağı. Bir de o şeyi araştırmak için. Hani çocuk TikTokçu ya o. Daha duymaz. Sırf onun için indirdim. Anam bir arkadaş. Oy çok yaşa. Ben zaten hapşırayım. Dur üstünüzden uzak olsun. Anam çocuğunu kaybetmişler, oraya yazılar yazmışlar, yavrusunu kaybetmişler, kimisi halam diyor. Halalar da çok düşkündür biliyor musunuz? Yeğenlerine çok düşkündür. Allah diyorum sabırlar ver. Çoğu gördüğüm yere Allah yüreğini soğut sen sabırlar ver. Gitmiş çünkü. Çok üzü işte ben hava. Hava durum çok üzü. Ya. Hepimiz üzü de. En sonunda dedim ben bir daha buraya girmeyeceğim. Burada kafayı üşüteyim. TikTok'ta hep ben deprem bölgesi yazıyorum. Başka şeyleri izlemiyorum. Önüme o oynak bir şeyler geliyor. Onları izlemiyorum ben. Hepsine saygı duyuyorum. Ama saygı duyarım ama izlemiyorum. Ben deprem yazdım. Deprem bölgesini gösteriyor. Hep neler oldu, neler gitti. Neler söyleniyor. Hep neler paylaşılıyor. Yüreğim yandı. Yüreğim yeniden yanıyor. En sonunda kaldırdım. Cenab-ı Rabbil Alemin görünür görülmez kadardan beladan bütün Türk milletini Müslüman din kardeşlerimizi beladan esirgesin. Amin. Ne yapalım? Bunlar da mesela bir gaza ne dersen de ama ne şekil olduğunu öğrenilir. Öğrenilir. Ben böyle bu, bir... Gene biz bilmiyorum. Konuşmayalım ama... Doğru da böyle bir şey duymadım. Yani, 11 vilayette bu bir... 11 vilayet. Ya bu bir deprem değil, bu bir felaket, bu bir bomba patlaması gibi. Gibi. Bu hırsım ya, atılan bomba gibi yani. Sanki alttan bir bomba böyle bir şey. Tövbe yarabbi Allah'ım. Neyse canlarım, biz sizleri çok seviyoruz. Daha fazla da onlarla o tür şeye kalbim zaten... Aha Tofranil atayım bak. Ha bunun panik atak şeyinden attı. Ha Tofranil. O da attı, ben de attım. Ben de atayım. Çünkü artık ben de bu düşünmek arkadaş, için... Arkadaş bunu acımayanın
Müslüman din kardeşlerimiz bunlar bizim. Oğlum acımayan olur mu? Yüreklerimiz yandı ya, dağlandı. Bu bir kaza değil bu. Bir vilayet değil. 11 vilayet bu. Bu hangi yürekte yandı? Bunun bak bir vaviri varsa meydana çıkacak, evet, Allah izin verirse. İnşallah. Yani inşallah. Bak zelzele oldu. Bunu bilemiyorum. Zelzele oldu. Olmadığı biliyorum ben. Hayatım zelzele şöyle diyor. Der bak. Ben tarihi, benim babam tarihi adamıydı bak. Zelzele... Öyle geçer. Burada patlama ne patlama? Allah ilerisini girsin yapsın bilir. Bu da diyor ki ben hayatım boyunca diyor, ne dedemden ne babamdan duymadım. Hiç kimseden böyle bir patlama duymadım diyor. Hani böyle bir deprem duymadım diyor. Duymadım. 11 vilayeti götürecek. Tarihe yazılmamış. Kur'an'a yazılmamış. 11 tane vilayet. Bunun bir vaviri varsa bu kadar yaşadım diyor. Uyanılır. Yaşadım. Babam 149 yaşında olacaktı rahmetli babam. Böyle bir şey duymamış. O da anasından dedesinden böyle bir şey. Evet zelzele oldu. 38'de şey yıkılmış. Ben dünyada yoğdum. Ezirken ama. Erzincan. Erzincan bir kaza kadar bir yer bu. Bu 70-80-60 kazası var. Bu mesela ki 12 vilayetin. Ama dur bakalım neden ne duvar? Bilemeyiz bunları. Bilemeyiz. Allah bilir en iyisini. Allah'a ısmarladın. Allah bilir en iyisini. Allah bilir. Allah'ım korusun. Allah'ın elindeyiz. Allah'tan gelene razıyız. Rabbime sadece şöyle yalvarıyoruz. Rabbim acı. Acı. Senin acımam çok büyüktür. Bütün kullarına acı. Bizlere acı. Ben şimdi çocukların annesiz kaldıklarına çok böyle üzülüyorum, bak üzülüyorum. Üzüldüm çok büyük. Şimdi şeyde geziyorum ya TikTok'ta. O şeyi için geziyorum ama ilk defa girdim. Deprem için. Çok paylaşımlar orada yapılmış çünkü. Gerçek şeyler orada konuşuluyor. Çünkü YouTube'da bile konuşulmuyor bu kadar. TikTok'ta konuşuluyor gerçekler. Ne gerçek mi şey. Ama gerçeği gösteriliyor yani orada. Şimdi yavrusunu kaybedenler var ya. Ya. Annelere, o annelere, o çocuklara çok yanıyor, yanıyor yüreğim de annelere bir başka yani. O çocuklar kendini alır. O çocuklar unutur, zamanla unutur. Allah iyi yerlere düşürsün. İyi insanlara düşürsün Allah'ım. Allah'ım geleceğini acılar içinde yaşatmasın. O çocuk unutur da. O anne ömrünün sonuna kadar o iki tane çocuğunu kaybetmiş, üç tane çocuğunu kaybetmiş. Nerelere gidem eyvah diye bağıran anneler. Rahmetli babam dedi onlara ki. Onlara çok üzülüyor. Bizden korkmayan, Allah. Bak babamın askerliği 18 yılmış. 5,5 senesinde de Sultan Hamid Padişah'ın yanında muazzeplik askerliği varmış. Muazzeplik orada yaptı dedi. Bak bu... Askerlik, 18 yıl askerliğim var dedi. Böyle bir şeyler de olsa babam söylerdi, duyardı. Böyle bir şey ben duymadım. Hiç duymadım bu. Onda vilayet bu. Ha, babam dedi ki bizden korkmayan hükümet yok dedi. Bak rahmetli babamın 13 milyonluk biz oğlum dedi. Millet babam yaşıttıydı da. Babam söylerken komşular da dinlerdi. Ben de mesela 8-9 yaşımda vardırım. Ben ne bileyim. Ben dalgında kalmış. Bizden dedi korkmayan hükümet yok dedi. Rus bizden korkmaz oğlum dedi. Bak o dedi o vakit bundan 70 yıl önce. Şimdi evimiz o zamanın şeyi başka. O dedi 250 milyon dedi. Biz 13 milyonluk derdi. Evimiz o yılların öncesini konuşuyoruz. Tabii tabii. Hepimiz kardeşiz. Hepimiz şu anda düşmanlık. Hele böyle bir şeyde düşmanlık olmaz. Hiç kimse arasında. Düşünsene şeye Yunanistan'a düşman denirdi. Onlar bile el tuttu. Hayır, Yunan mesela bize yardım etti. Vicdanım tabii. Biz onlara yardım edeceğiz. Tabii. Bize hangi hükümet yardım etti? Kardeşim buna kaç katrilyon dolar yapmaz bu 11 tane vilayeti ama sağ olsun dış hükümetler de bize biz de elimizden geldiği kadar bir nene de yardım edecek, delikanlısı da yardım edecek. Ya bunların binalarını yapacak Allah izin verirse. Hemen binaları çok şeyli yapacak. Kuvvetli yapacak. Hüdüt boylarında mesela ki takibini alacak. Haydi Allah'a ısmarladık.
Kim alacak? Sen mi alacaksın? Tabii tabii. Onu ben diyeceğim. Hükümet abi yanıma gelsin, ben söyleyeceğim. Hükümet benim yanıma gelsin. Ben de kaldıracağım. Ben... Dün akşam ne diyeyim? Gönlüsü sallıyor. Ne güzel sallıyor bu. Dün akşam dedi ki yahu ben onu ayarlamaysa bu gelsin dedi. Ben ona fikir vereceğim. Ya, ben onun dedesi yaşındayım diyeyim. Kim gelsin diyeyim. Ya, ben ona akıl vereceğim diyeyim. Yok, buna yok, da ayrı bilesim geliyor. Gülsem mi ağlasam mı bilmiyorum. İki ara bir deredeyim. Bazen gülüyorum, bazen ağlıyorum. Zannetmeyin deli. Çünkü her şeye göre ayak uydurmaya çalışıyorum. Hadi Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Hadi güle güle kardeşim. Hadi.